Geçmiş senede başbakan takımından da Diyarbakır'a gelmiştiniz. Diyarbakır için bazı vaatleriniz de vardı. Bunları yapacağınız gibi sloganlarınız da vardı. Şimdi artık İttilaf Partisi'nde değilsiniz. Siz de belirttiğiniz gibi başka bir partiye yönetiyorsunuz. İki sorum olacak size. İstanbul Sözleşmesi'nin ana başlığı, esası kadına karşı şiddetin ve aile şiddetin önlenmesi ile ilgili sözleşmedir. Arkadaşlar, bizim kadınlarımızı koruma gibi sorumluluğumuz var. Bir mesele varsa bu meseleye gözümüzü kapatamayız. İstanbul Sözleşmesi bu bağlamda kadına karşı şiddeti engellemek ve aile içi şiddeti engellemek için ortaya konmuş bir sözleşme, bir çalışma. Aile yapımızı rencide eden bu hususlar varsa bütün yasalar şeyler. Bu yasa, bu da çoğu 6284 sayılı kanunun uygulanmasından doğan eksiklikler. O eksiklikleri de gereğini yapmamız lazım. Ve nihayet bizim aile ahlakını korumamız lazım. Her gün Türkiye'nin her yerinden birkaç kadın cinayet haberi geliyorsa buna çözüm bulmak hepimizin görevi. Ben burada bir sözleşmeyi savunmak için söylemiyorum. Mesele odağı bu. Kadına karşı şiddeti biz çözdüğümüzde bu sözleşme zaten ihtiyaç da kalmaz, söz konusu da olmaz. Ama bugün bahsedilen eksikliklerin çoğu 6284 sayılı yasadan kaynaklanıyor. İstanbul Sözleşmesi bir milat değildir. İstanbul Sözleşmesi'nden önce de boşanma vardı. İstanbul Sözleşmesi'nden önce de kadına karşı şiddet vardı vesaire. Ve diyelim ki bir takım eksiklikler var. O zaman bunun sorumlusu kim? Yani bugün çözecek olan kim? Aile Sosyal Politikalar Bakanı konuşmuyor. Çözecek olan kim? Adalet Bakanı konuşmuyor. Çözecek olan kim? İçişleri Bakanı. Hani bir takım yanlış uygulamalar, özellikle bazı babaların evden uzaklaştırmasında olan yanlış uygulamalar. Çözecek olan kim? Sayın Cumhurbaşkanı. Getirsinler bir çözüm yolu. Hep beraber bunu tartışalım. Ama toplumu bu şekilde kutuplaştırmak doğru değil. Bizim önce kendi içimizde bu meseleyi çözüme kavuşturmamız lazım. Yolsuzluklara karşı nasıl mücadele ettiğimi başbakanken ve bunlara nasıl direndiğimi ve birçok meseleyi nasıl çözdüğümü herkes sistem içinde olanlar bilir. Tek tek çözmez dışında şeffaflık yasası, siyasi etik yasası, imar yasası, siyasetin finansmanı yasası gibi bütün yolsuzluk kanallarını kapsayan yasaları Türkiye'de ilk kez bu kapsamda gündeme getiren de benim. Gereken her şeyi yaptım. Her şeyi. Dönemimde bütün ihalelerin açık rekabetli olmasına özen gösterdim. Önüme gelen her türlü akraba kayırmacılığı şeyi üzerine çok sayıda üst düzey kamu görevlisini görevden aldım. Bunu herkes bilir. Netanyahu meselesine gelince, Mavi Marmara konusunda benim Birleşmiş Milletler'de yaptığım konuşmayı alın bir bakın. Ve Mavi Marmara'nın hemen sonrasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'i bir terör devleti olarak ilan eden ve o konuşmayla oradaki bir diplomatın ifadesiyle bu salonda İsrail'e karşı yapılan en sert konuşmaydı diye, hatta dolaylı olarak aman güveninizle dikkat edin diye samimi uyarılar aldım. Konuşma yapan Dışişleri Bakanı'na söylüyorsunuz soruyu. O bahsettiğiniz Netanyahu'nun uçakları 2012 Kasım'ında Gazze'yi bombalarken bütün Arap Dışişleri Bakanı Gazze'yi terk ettiğinde bombalanan hastaneye eşiyle birlikte giren Dışişleri Bakanı benim İsmail Bey. O gün orada şehit düşmüş olsaydı, bundan da sadece Hazreti Peygamber'in huzuruna Filistin'de şehit düşmüş olmak gibi bir onurla gitmek dolayısıyla sadece mutlu olurdum, hayıflanmazdım. Arkadaşlar, bizim Peygamberimize duyduğumuz hürmeti herkes bilir ve bu konuda verdiğimiz mücadeleyi de herkes bilir. Daha önce NATO'da Danimarka'da çıkan bir karikatür sebebiyle NATO'da bir Danimarkalı Genel Sekreteri Rasmussen'i nasıl engellediğimi ve bloke ettiğimizi de bilir. O hürmet bizim hayat vesilemizdir. Peygamber Efendimiz'e yönelik her hakarete karşı da en sert tepki her yerde vermişimdir. Dışişleri Bakanı olarak da dediğim gibi birçok olayda. Üçüncüsü ise eğer bir tuzak varsa ve Müslümanlara yönelik bir provokatif durum varsa bütün Müslümanların maslahatı için ve İslam dünyasının bir
saldırı karşısında kalmaması için gerekli adımlar atmakta da tereddüt etmemek lazım. Tuzakları bozmak lazım. O saldırı arkasında DAEŞ'in olduğu da olan bir saldırı ve o dönemde DAEŞ'in Amerika'daki Irak'taki Amerikan hapishanelerinden çıkan bir örgüt olduğunu da öngörürseniz aslında meselenin sadece bir Peygamber Efendimiz'e hakaret meselesi değil, bütün Müslümanları ilzam edecek şekilde bir kapsamlı saldırı meselesi olduğunu görürsünüz. O dönemde de ülkemize dönük son derece haksız bir şekilde DAEŞ'i sanki Türkiye bırakın tolere ediyor, destekliyor gibi bir algı da yaygınlaştırılmaya çalışılıyordu. Mahmud Abbas da oradaydı Filistin. Bütün dünya oradaydı. Öyle bir tabloda Türkiye temsil edilmemiş olsa sanki Türkiye bu saldırının organizatörü olan ama DAEŞ'i da piyon gibi kullanan bir takım küresel güçlerin doğrudan saldırısına muhatap kılınacaktı. Müslümanları herhangi bir provokasyondan korumak için attığım hiçbir adımdan hayıflanmam. Ama hiçbir yerde o karikatürü veya benzer şeyleri tecviz eden, onlara müsamahkar davranan tutumumuza da şahit değil.